Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikleri aktaran programımıza sizlere Samsun'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda yanımda Samsun'un Çarşamba bölgesindeki Adalet Hukuk Bürosu alanında tecrübeli isim Caner Ordulu bulunmakta. Sizleri Caner Bey'le tanıştırmak istiyorum. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 4 yıllık lisans eğitimimi tamamladım. Ardından Samsun ili Çarşamba ilçesinde 1 yıllık staj eğitimimi tamamladıktan sonra Adalet Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adı altında hukuk büromuzu açtık. Peki, büronuzda ben kız kardeşiniz ve babanızı da görme fırsatım oldu benim. Onlar hakkında da bilgi almak istiyorum. Burası bildiğim kadarıyla bir aile şirketi. Ablam kendisi avukat, beraber bitirdik fakülteyi. Şu anda beraber çalışmaktayız. Babamız da boş zamanlarında bize ofisimizde yardımcı oluyor. Gerekli işlemleri yürütmemizde, ofis içerisinde kendisinin yardımına ihtiyaç duyuyoruz bazen. Kendisinin de desteğiyle burada sıcak bir ortam oluşuyor. Peki sizin hukuk alanına olan düşkünlüğünüz, yatkınlığınız nasıl başladı? Bu alana nasıl merak saldınız? Hukuk fakültesine lise eğitimimdeki süreçte zaten isteyerek kazandım ve eğitimimi tamamladım. Hukuk fakültesine okumayı küçük yaştan beri istiyordum açıkçası. Öncelikle hedefimiz fakülteyi bitirip avukatlık mesleğini icra etmekti. Çok şükür istediğimiz gibi fakülteyi tamamladık ve şu anda 2 yıldır Çarşamba bölgemizde mesleğimizi icra ediyoruz. Evet, Çarşamba bölgesinde oldukça bilinen bir hukuk bürosu burası. Peki burada hangi hizmetleri veriyorsunuz halkımıza? Büromuz açıldığı tarih itibariyle icra alanında, ceza alanında ve hukuk alanında her türlü davaları takip edebiliyoruz. Şöyle oluyor genellikle, Çarşamba bölgemizde her alanda dava mevcut ve ilgilenebileceğimiz her alan, her alanda bir hukuki ihtilaf doğabiliyor. İcra alanında, hukuk alanında ve ceza alanında faaliyetimizi gösteriyoruz. Şöyle, Çarşamba ilçemizde gerek ticaret anlamında, gerek tapusal tarım arazisi olması sebebiyle burada tapular da değerli, her yerde olduğu gibi. İnsanların evleri de değerli, dolayısıyla alacak verecek ilişkisi de çok oluyor. Biz her alanda faaliyet gösteriyoruz, ancak yapmış olduğumuz işin hakkını verebilmek adına işverenimiz olan müvekkillerimizin de bu alanda doğru kişiler olmasını tercih ediyoruz. Şöyle demek istiyorum, örnek vermek gerekirse ceza alanında bölgesel anlamda suç teşkil eden belli başlı suçlar vardır ve biz bu suçları müvekkillerimizin samimiyetine inandığımız derecede takip etmek istiyoruz ve insanları boş vaatlerle kandırmak yerine elde edebileceğimiz neticelere ikna ederek işlerini yüklenip devam edip netice elde etmek üzere faaliyet gösteriyoruz. Sizler hukuk alanında bizleri temsil eden öncülersiniz ve temsil ettiğiniz kişilerin doğruluğuna, dürüstlüğüne emin olarak bu işi yaptığınızı söylüyorsunuz. Kesinlikle. Müvekkillerimiz bize ne kadar samimi, ne kadar içten meselelerini anlatıp dökebilirse biz de o derecede haklılıklarını ön plana çıkarıp savunmamızı etkin bir şekilde sürdürebiliyoruz. Aksi halde müvekkille avukat arasındaki ilişkide bir boşluk oluşursa bu mahkemelere de yansıyor ve mahkemelerin vereceği kararlara da yansıyor. Çünkü biz bilmediğimiz bir şey üzerinden savunma yapamayız. Dolayısıyla burada avukat müvekkil ilişkilerinde samimiyet ön planda bizim için. Evet, avukat müvekkil ilişkilerinden başlayalım isterseniz. Avukat müvekkil ilişkisi nasıl olmalıdır sizce? Biz burada öncelikle tabii ki her gelen vatandaş bizim için işveren konumunda ve müvekkilimiz sıfatıyla burada danışmanlık hizmeti almaktadır. Ancak biz şuna dikkat etmek istiyoruz. İnsanların burada paylaştıkları bilgilerin burada kalacağından emin olmalarını, dolayısıyla sahip oldukları bilgileri bize hiç esirgemeden, kısmadan, kısıtlamadan aktarıp ona göre bizden danışmanlık hizmeti almalarını istiyoruz. Çünkü eksik bilgi veya yanlış bilgi bizi de yanlışlıklara sürükleyebiliyor. İstediğimiz kararları elde edemiyoruz sonucunda. Daha sağlıklı kararlar alınması açısından avukat müvekkil ilişkilerine dikkat ediyoruz dedik. Çarşamba bölgesinin tapu alanında sorunlar yaşadığından bahsettiniz. Konuyu biraz açar mısınız? Çarşamba bölgemiz verimli arazileri, özellikle fındık arazilerinin bulunması sebebiyle insanların miras konusunda anlaşmazlıklar yaşaması neticesinde de tapu davalarının miras hukukuna ilişkin kısmında çoğunlukla görüldüğü bir bölgedir Çarşamba bölgesi. Biz de bu anlamda tapu davalarında, miras hukukunda kendimize etkin ve
emin olarak bu davaları takip ettiğimizi düşünüyoruz. Zira müvekkillerimizden de almış olduğumuz dönütler, işlerini hakkıyla teslim ettiğimiz surette işlerini hakkını vererek teslim ettikten sonra müvekkillerimizden de olumlu sonuç alınca biz de işimizi hakkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu anlamda iddialıyız tapu davalarında, miras hukuku anlamında kendimizden emin bir şekilde davaları takip ediyoruz. Evet, bizim de aldığımız duyumlara göre siz burada oldukça sevilen bir hukuk bürosusunuz. Ancak ben şunu öğrenmek istiyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Siz tapu alanında kendinize güveniyorsunuz tapu davaları konusunda. Ama izleyicilerimiz size neden güvensin? Buraya gelen misafirlerimiz neden size güvensinler? Şöyle, biz müvekkillerimizle, misafirlerimizle yapmış olduğumuz ilk görüşmede kendimizi onlara izah edişimiz ve onların bize kendilerini izah ediş noktasında ortak noktada buluştuğumuz zaman, yani burada az önce de bahsettiğimiz gibi samimi bir şekilde birbirimizi tanıdığımız zaman onların bize, bizlerin onlara güvenmesi konusunda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Bugüne kadar da böyle oldu. Yani insanların özünde istedikleri, elde etmek istedikleri sonuç ve dilinde söyledikleri talepleri birbiriyle doğru orantılı olması gerekiyor ki biz de insanlara istedikleri sonucu yanılgıya düşmeden elde edip teslim edebilelim. Peki, ceza ve hukuk mahkemelerinden bahsettiniz. Hangi davalar ceza hukukuna girer? Ceza hukukunda asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri olmak üzere yargılama yapılmaktadır. Ceza hukukunda mahkemelerimizde ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri faaliyet göstermekte. İcra hukuk mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin geniş kapsamlı olması sebebiyle daha çok insanların yoğunlaştığı bölgelerde, örnek vermek gerekirse Çarşamba'da Asliye Ticaret Mahkemesi adı altında ayrıca bir mahkeme yok, ancak Samsun ilimizde böyle bir mahkeme var. İnsanların yoğun bulunduğu, nüfus yoğunluğuna göre mahkemeler çeşitlilik göstermekte. Nüfusun daha az olduğu bölgelerde ise bu görevi Asliye Hukuk Mahkemeleri üstlenip Asliye Hukuk Mahkemesi, örnek veriyorum, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapıp iş ve davalarımızı takip etme durumumuz söz konusudur. Peki, bizler kendimizi sizlere emanet ediyoruz, biliyorsunuz ki bu anlamda. Bizler avukat seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi sonucu elde edebileceğimizi insanlara işin başından anlatalım ki bizim samimiyetimize inansınlar. Biz de işimizi sağlam ve güvenilir şekilde yapabilelim. Sizler Çarşamba bölgesinde daha öncesinde söylediğim gibi oldukça biliniyorsunuz ve oldukça güzel bir hizmet veriyorsunuz. Peki hizmetiniz sadece bu bölgeyle mi sınırlı oluyor? Şöyle, hizmetimiz tabii ki bu bölgeyle sınırlı değil, ancak insanların gereksinim duyduğu ve işlerini gördürülmesi gerektiği bölge olarak, örnek vermek gerekirse kişi yurt dışında oturuyordur veya başka bir ilde, ilçede ikamet ediyordur. Kendisinin sahibi olduğu bir taşınmazda Samsun ilinde veya Çarşamba ilçemizde bulunabilir. Bunun tabii ki doğal olaraktan yargılaması taşınmazın bağlı bulunduğu mahkemede yapılması gerekiyor. Biz de dışarıdaki müvekkillerimizin vekaletlerini alarak işlerini Çarşamba bölgesinde veya Samsun bölgemizde takip edebiliyoruz. Bu şekilde de irtibat kurduğumuz müvekkillerimiz tabii ki var, yurt dışından olsun, gerek farklı şehirlerden olsun. İşlerini takip ettiğimiz müvekkillerimiz bulunmakta. Bu anlamda Türkiye'nin her bölgesinden ve Avrupa ülkelerinden vatandaşlarımız hukuki danışmanlık hizmeti almak için bizimle irtibata geçebilirler. Danışmanlığını yaptığınız müvekkillerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bizim işimizdeki temel, bizim müvekkillerimizle ilişkilerimizdeki temel unsur güven ve samimiyet. Bu bağlamda işini bize güvenerek teslim eden müvekkillerimizin işini bitirip teslim ettikten sonra gerçekten çevreden ve onun yakın çevresinden bir başkasının da işini, bir arkadaşımızın da şu işi vardı, bir arkadaşımızın da şu işi vardı diyerek ya da birini şu arkadaşım yönlendirdi diyerekten güzel dönütler alıyoruz ve bu bizi memnun ediyor. İnsanların işini layıkıyla yapıp en başta ilk görüşmemizde yapmış olduğumuz ilk görüşmemizde bizden edinmiş olduğu izlenimin işini teslim ettikten sonra da kendisinde mevcut olduğunu ve çevresine bu şekilde yansıttığını görüyoruz ve bizi gerçekten memnun ediyor. Müvekkillerimizin çevresi dışında bizi izleyen izleyicilerimizin size daha rahat ulaşabilmeleri için sosyal medya hesabımız var mı?
Instagram hesabımız Avukat Caner Ordulu ve Gmail hesabımızdan da bize kendileri ulaşabilirler. av.canerordulu@gmail.com. Bunun dışında telefon irtibat numaralarımız da mevcut. Dışarıdan hukuki destek almak isteyen müvekkillerimize her türlü yardım, destek almayan müvekkillerimize elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için ben size çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim nazik ziyaretinizden dolayı. Buradan değerli izleyicilerimizi seslenmek istiyorum. Avrupa ülkesindeki vatandaşlarımıza hukuki destek sağlayabileceğimizi buradan kendilerine iletmek isterim. Evet değerli izleyicilerim, sizlerin de güvenilir bir avukat desteğine ihtiyacınız varsa Caner Bey ile iletişim kurabilirsiniz diyelim ve bir sonraki durağımıza geçelim.